Giresun Genç Mühendisi Galip Genç'in katkılarıyla hazırlanan Hakan'la Giresun'a dair her şey, Türkiye Şampiyonası, 2. etap Giresun İl Birinciliği, 3 bant turnuvasını sunar. Sporcularımızın tanıtımı adına, imkanlar dahilinde yazılı ve görsel basın, medya desteğinin sağlanması için Kuloğlu Medya'dan desteklerini esirgemeyen Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, Duroğlu Belediye Başkanı Halil Çetin'e teşekkürler. Efendim, Türkiye Bilardo Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu Giresun İl Turnuvası'ndayız. Yanımda Giresun İl Sorumlumuz Hayri Tomak var. Hayri Bey, merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş buldum. Hayri Bey, turnuva hakkında bilgilendirme alabilir miyim? Öncelikle ben turnuvaya katılan tüm sporcu arkadaşlara başarılar dilerim. Bu konuda bizden emeğini esirgemeyen spor il müdürümüz, şube müdürümüz Halil Demirer'e teşekkür ederiz. Turnuvamıza 74 sporcu katılmıştır. 74 sporcuya da katılımlarından dolayı ayrıca teşekkür ederim. Bu turnuvada emeği çok olacak olan hakem arkadaşlara da canı gönülden teşekkür ediyorum. Turnuvamız 74 sporcunun katılımıyla başladı. İlk turlarımız 60 sporcu yarışacak. 14 sporcumuz ikinci turda bekliyor durumda olacak. Türkiye Dinamik Genel Klasman puanlarına göre bu 60 kişilik gruptan 20 kişi bir üst tura çıkacak. En iyi grup ikincilerinden de 14 kişiyi alarak ikinci tur 48'e tamamlayacağız. 48'den 32'ye indirerek turnuvayı eleme usulüyle merdiven sistemini oluşturduktan sonra 32, 16, 8, 4 şeklinde finalimizi oynayacağız ve turnuvamızı bitireceğiz. Dereceye giren, Türkiye genelinde dinamik genel klasmanda dereceye giren sporcu arkadaşlarımız Ekim ayında yapılacak olan ikinci etap Ankara'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na katılım yapmaya hak kazanacaklardır. Bu Giresun İl Birinciliği'nin yapılış amacı şey olarak görmeyelim, Giresun İl Birinciliği olarak Türkiye Şampiyonası'nın bir ayağı olarak görüyoruz. Biz onun için bütün turnuva talimatlarımıza uyarak turnuvamıza devam ediyoruz. Hayri Bey, turnuva sanırım çok ciddi bir turnuva. Saat 10'da başladı. 3 tane hatta oyuncu diskalifiye oldu ya galiba. Bunun hakkında neler söyleyeceksiniz? Bazı arkadaşlar kılık kıyafeti uygun olmadığı için elemek zorunda kaldık. Turnuva kurallarını tamamen uyguladığımız için maç saatine geç gelenler oldu. Onları da elemek zorunda kaldık. Üzülerek elemek zorunda kaldık. Şimdi bu Türkiye Şampiyonası burada galip gelenler, derece elde edenler Türkiye Bilardo Şampiyonası'na katılacaklar. Evet. Peki Türkiye Şampiyonası'nda derece elde eden oyuncularımız bizi uluslararası arenada temsil edecekler mi? Onun ilerisi açık. Burada Türkiye Şampiyonası'nda da dereceye girmek gerekiyor. İlk dörde girmesi gerekiyor Türkiye Şampiyonası'nda. Ondan sonra milli takıma girmeye hak kazanacak. Tabi bir etaptan oluşmuyor bu. Bilardo Federasyonu yaptığı 4 etap sonrası toplanan puanlarla milli takıma giriliyor. Hani ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ettim. Ayağınıza sağlık. We'll be right back.
Efendim, Türkiye Bilardo Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu Giresun İl Turnuvası'ndayız. Yanımda çok değerli, çok önemli milli sporcumuz Arzu Gökhan'ım var. Arzu Hanım merhabalar. Merhabalar, herkese merhaba. Arzu Hanım, Bilardo Turnuvası'ndayız, Giresun İl Bilardo Turnuvası'ndayız. Turnuva genel olarak nasıl gidiyor ve projeleriniz nelerdir? Turnuva şu anda bugün itibariyle, 18 Eylül itibariyle Türkiye genelinde İl birinciliği yapılıyor. Bu da Türkiye Şampiyonası'na gitmesi için sporcuların kontenjan hakkı kazanmak ve bununla ilgili de puanlar alabilmek için aralarımızda bu turnuvalar resmi olarak uygulanmaktadır. Spor İl Müdürlüğü vesilesiyle birlikte. Bugün başladı. Sanıyorum 4 gün sürecektir. 74 kişilik turnuvamız bugün başladı. Aradaki, yani içlerimizdeki tek bayan sporcu benim. Kendim bu şehirliyim, Giresunluyum. Giresun lisanslı sporcuyum, milli sporcuyum. Türkiye şampiyonasında en son bu sene ilk birinci ayakta
Türkiye ikincisi oldum. Finalde sevgili arkadaşım Gülşen Degener'i kaybettim ve ikincilikle bitirdim. Gelelim yine il birinciliği bugünkü başlamış olan bu salon içerisindeki turnuvamızda. 74 kişi içerisinde üçerli grup olarak herkes kendi aralarında müsabakada yarışıyor. Ona göre ilk 4 kişi belli oluyor. Buna göre kontenjan hakkıyla Türkiye Şampiyonası'na en iyi şekilde gitme hakkı kazanmaktadır. Bilardo Federasyonumuz anlamında bahsettiğiniz, yani sorduğunuz projelerimiz üzere en büyük projemiz Federasyon Başkanımız Ersan Ercan ve yönetim kurulundaki tüm üyeleri çok değerli insanlar. Onlar çok ciddi anlamda bilardo, bu spor camiasına çok güzel bilardoyu üst seviyeye taşıdı. Bilardoyu biliyorsunuz ki hep kahve kültürü, işte eski zamanların şeyi, hani böyle amcalarımız, gençlerimiz, çocuklarımız, işte ufak böyle hobi şeklinde oynanan bir spordu. Lakin şu anda ciddi anlamda bunun branşta etap etap turnuvaları, resmi turnuvaları, işte takımlar şampiyonası, işte resmi bütün buna benzer dünya Türkiye şampiyonaları falan yapılıyor. Ve Türkiye'de ciddi anlamda çok önde gidiyoruz ülkeler arasında. Biliyorsunuz ki çok değerli sporcularımızdan Semih Saygıner ustamız, lakin aynı şekilde Tayfun Taş, Demirnay Çoklu, Lütfi Çenit ve benzeri bayanlarda Gülşen de Yener, Müjde Karakaşlı, Ayşe Gülfendi ve birçok isim, güzel isimler var. Dünya genelinde iyi bir şekilde gidiyoruz, iyi kupalar alıyoruz, iyi madalyalar kazanıyoruz. Şu anda federasyon başkanımızın en büyük projesi, az önce lafı böldüm kusura bakmayın, Ankara'da Gölbaşı'nda yaklaşık 500 kişilik büyük bir tesis yapılıyor. Bu tesiste tamamen bilardodaki tüm işte resmi turnuvaların, Türkiye Şampiyonası ve bunun içeriğindeki etap klasmanlarda bayanlar, veteranlar, kadınlar, gençler, bilardoda 3 band, aynı şekilde pool bilardo, biz pool diyoruz. Halk dilinde genelde delikli veya Amerikan diyorlar. Bu şekilde etaplar yapılmakta. Tesisimiz çok ciddi anlamda içeriğinde sporcuyu çok daha fazla düşünen, işte rahat ettiren locaları, giyinme odaları ve benzeri birçok ekipmanlarıyla ciddi anlamda tam kadro kemikleşmiş büyük bir tesis yapılıyor. Sağ olsun bu konuyla ilgili Spor Bakanımız bize çok destekleri var. Akabinde bizim bilardo ile ilgili kendi ülkemizde ön, yani bir tık daha böyle ileriye gittiğimiz noktalardan bir tanesi Milli Eğitim'in meselesiyle birlikte okul sporları içerisinde bilardonun da yer alması oldu. Ha, bunu açıkça kısaca şöyle söyleyeyim. Nedir? İşte bilirsiniz diğer spor branşlarında voleybol, satranç, işte basketbol ve benzeri birçok sporlar var. Artık bilardo da bu konuyla ilgili aramıza yani okul sporlarına dahil edildi. İşte gençlerimizde özellikle çocukların grubunda, mesela Giresun'da örnek olarak yaklaşık 6 okulda ders verdim. Şöyle başladık, okulla anlaşıyoruz, böyle böyle diyoruz. Kendim aynı zamanda antrenör olduğum için çocuklarımızı uygulama derslerinde buradaki salonumuza veya okul içerisinde yer alan masamızda üzerinde ders veriyoruz. En büyük artısı çocuklara özellikle, biliyorsunuz ki dersler ağır olması, ebeveynlerin sürekli çocuklarına hani çalış kızım, yap kızım demeleriyle sıkışmış oldukları bir algı sorunları yaşıyorlar. Biz de bilardo içerisinde çocuklarımıza algı problemini, odaklanma sorunlarını daha çok kolay ve çözebilmeyle birlikte küçük bir çalışma yapıyoruz. Yani amaç burada topa şuradan vuracaksın, bunu buradan göndereceksin. Tabii ki oyunun kurallarını öğretiyoruz ama amaç tamamen çocukların ders içerisindeki, sosyal faaliyetler içerisinde algı problemlerini, odaklanma sorunlarını çözüyoruz. Çünkü bilardo bilirsiniz ki tamamen konsantrasyon oyunudur. Tamamen matematiksel ve fiziği gerektiren bir oyundur. Çok fazla efor harcamıyorsunuz özellikle. Hani basket gibi çok ciddi bir fiziksel bir şey, efor kaybetmiyorsunuz. Bu bizim için çok büyük bir artı. Yani akabinde bununla birlikte ve benzeri çok çalışmalarımız yapılıyor.
hakikaten federasyonumuzun bu konuyla ilgili ciddi çalışmaları devam ediyor. Diğer en büyük projesi, belki çoğunluk bilmiyordur diye, biliyorsunuz ki snooker ciddi anlamda popüler, ciddi bir background'unda parayı, yani maddi anlamda büyük gelir sağlayan snooker sporu ve bunun arka planındaki sporculara çok güçlü isimler var. Başkanımız ve yönetim kurulumuz, federasyonumuz bu konuyla ilgili snooker federasyonuyla kendi aralarındaki yapmış oldukları anlaşma üzerine bu yıl dahil olmak üzere 5 yıl boyunca Türkiye'de bir snooker'ın, bütün o büyük ustaların burada yarışacağı platformu Türkiye'ye aldı. Yani Türkiye'de yarışacaklar. Bu bizim için çok büyük bir şey. Bilirsiniz ki yani snooker'da bir framing, yani set üzerinden her sete bir para ödüyorsunuz. Ciddi bir izleyici kitlesi var. Bunun Türkiye'de olması için bizim için büyük bir avantaj. Yani bununla ilgili dediğim gibi okul sporlarında yer almış olması. Artık her şehirlerde turnuvaların resmi anlamda yapılmış olması. Mesela bir turnuvada aşağıda, hani şu anki görebilirsiniz, mutlaka resmi kıyafetleriyle, belirli kurallar çerçevesinde ve şu andaki federasyona bağlı bütün spor salonları, yani bilardo spor salonlarının içerisinde hiç kimse, zaten hani tırnak içerisinde sigara içmiyor ama herkes daha çizgili, daha kuralda, daha bir sessiz ve konsantrasyonun bulunduğu bu oyunun iyi bir imkanlar içerisinde sağlandığı bir haline geldi. Yani diyebileceğim bu. Başka hani sizin sorularınız varsa ben direkt cevap veririm. Arzu Hanım, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Yeterli ederim. Yeterli bilgi aldım. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Herkese bir spor yapmasını diliyorum. Kesinlikle bilardo sporunu öneriyorum. Çünkü ciddi anlamda konsantrasyon tamamen beyninizi, yani ruhi detoks gibi, öyle düşünelim. Ama herkesin spor yapmasını dilerim. Herkese teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. She's young and tender, but will life bend her? I look around, is she everywhere? Almas, pure and simple, born in a world where love survives. She shares his wishes. I'm sure he's king, without a doubt. With love so captive, so sorely captive, I ask if I could play the part. Almas, pure and simple. Born in a world where love survives. Now men will want her, 'cause life don't haunt her. Almas, you lucky, lucky thing. Almas, you lucky, lucky thing. Almas, you're lucky, lucky thing.
Remember the days we used to share. Remember the time when I was there. I believe every single word you said. Just like a child, I lost my head. I didn't care if it was day or night. I just wanted to have you by my side. The moon went up, the sun went down, but you were still around. Alta Gracia, my love. Alta Gracia, my love. Alta Gracia, my love. Remember how we spent a night, how we kissed and held each other tight. Everything was like a beautiful dream. You were the sweetest woman I have ever seen. How could I know our love wouldn't stand a chance? I had to go and end this wonderful romance. Now I'm so sad and blue, here without you, what can I do? I used to love her from the bottom of my heart. Didn't realize that time was slipping by. Now we're living oh so far apart. I keep praying for the days that I held her by my side, by my side. C'est qu'elle met encore un jour tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de guitare. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Celui qui lui jettera la première pierre, celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Ô Lucifer, ô laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Le diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel, qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel. Elle porte en elle le péché originel.
rien qu'une fois, pousser la porte du jardin d'Esmeralda. Belle, malgré ses grands yeux noirs qui vous ensorcellent, la demoiselle serait-elle encore plus saine quand ses mouvements me font voir monts et merveilles sous son jupon aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ma Dulcinée, laissez-moi vous être infidèle avant de vous avoir mené jusqu'à l'autel. Et l'homme qui détournerait son regard d'elle, sous peine d'être changé en statue de sel. Oh, fleur de lys, je ne suis pas homme de foi. J'irai cueillir la fleur d'amour d'Esmeralda. Used to think that love was just a fairy tale, until that first hello, until that first smile. But if I had to do it all again, I wouldn't change a thing, 'cause this love is everlasting. Suddenly suddenly you're in love. Ooh, yeah. Girl, you're everything a man could want and more. 1,000 words are not enough to say what I feel inside. Holding hands as we walk along the shore, never felt like this before. Now you're all I'm living for. Suddenly and suddenly you're in love. Each day I pray this love affair would last forever. Ooh.
Suddenly, you're in love. Time and time again, how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know, 'cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you.
Hakan'la Giresun'a dair her şey sona erdi.